Arkadaşlar, yeni bir parfüm videosuyla yayındayız. Bugün yolculuk esnasında bir 3-4 tane video çekeceğim. Hani farklı mekanlar değil, kıyafet farklı değil. Bir an evvel videoları yetiştirmek için hepsini tek gün çekeceğim arkadaşlar. 4 veya 5 tane video yetiştirmeyi düşünüyorum. Öyle. Evet. Juliet Met arkadaşlar, genç evli bir çift tarafından kullanılan bir parfüm markasıdır. Parfümün temaları romantizm ve aşkla ilgilidir. Aqua Sexuous arkadaşlar 2014 yılında piyasaya sürülen parfüm evinin 4. parfümüdür. Çiftin evlendiği ve ikamet ettikleri yer olan Aix-en-Provence'den esinlenmiştir. Orası neresidir diyeceksiniz, birazdan ondan da bahsedeceğim. Bahsettiğim şehir arkadaşlar yüz çeşmeli şehir olarak da bilinmektedir. Parfüm ismini buradan almıştır. Parfümü mineral yapıya sahip yeşil bir su çiçeği olarak nitelendirebiliriz aslında. Juliet Met'in Aqua Sexuous arkadaşlar serin esintiler, güneşin ısıttığı taşlar ve bahçe yeşilliklerinin yanı sıra uzak ormanları hatırlatan serin bir yaz akşamını çağrıştırdığını söyleyebilirim size. Canlandırıcı bir narinciye ve yeşil notaların uyumuyla uyandırılan gerçek bir tazelik patlaması ve incir, mimoza ve zarif beyaz çiçeklerle mükemmel bir denge diyebiliriz bu parfüm için. Deniz notaları, ambergrisin yavaş yavaş ısıttığı okaliptus nane uyumu, özel ahşaplar ve yosunlar bu enfes parfüme güçlü bir... Bu enfes parfüme güçlü bir kişilik kazandırırken son derece hoş olan hissiyatı devam ettirmektedirler. Aqua Sexuous, Akdeniz kıyısında güneşli bir sabah izlenim vererek açılmaktadır arkadaşlar. Teninizde koklayabileceğiniz ilk nota çok hoş ve ekşi olan Greyfoot'tur. Greyfoot temalı parfümleri ben gerçekten çok sevmeye başladım. Özellikle Bulgari Tiger'da aynı şekilde Greyfoot temalı açılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Onu da çok sevdim son zamanlarda, sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Bu da yine Aqua Sexuous'ta bu yaz için tercih edeceğim parfümlerden birisi olacaktır kesinlikle. Parfümü sıktıktan birkaç dakika sonra ortaya ferahlatıcı bir his katan sulu bir bergamot kokusunu çok rahatlıkla hissedebilirsiniz. Cilt yüzeyinin üzerinde biraz daha uzun ve yumuşak portakal ve mandalina tonları belirir arkadaşlar. Açılışta sevdiğim şey greyfurt ve bergamotun o hafif ekşi aromalarının her ikisinin de daha tatlı olan portakal ve mandalina ile karışmasıdır. Bu zıtlıklar beni bu parfümde en çok çeken şeylerden bir tanesidir. Bu parfümü göstermek istiyordum size ama yola çıktım şu anda. Arkada çantamda duruyor hepsi. Hangi firmadan aldım falan da. Şimdi onlara ulaşamayacağım arkadaşlar. Durup da videoyu da bölmek istemiyorum. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar parfümün üst notalarında bergamot, misket limonu, limon, portakal, greyfurt ve yeşil notalar bulunmaktadır. 30 dakika sonra şu anda araç kokusu olarak kullandığım Elizabeth Arden Green Tea'yi çağrıştıran yeşil çay havasını alabilirsiniz. Açılıştaki narinci akordu ile güzel bir şekilde harmanlanan parfüm yeşil dokunuşlarla devam eder arkadaşlar. Mimoza bu kokudaki çirik elementlerinden ilk hissedilenlerden bir tanesidir. Ortalama 40-45 dakika sonra ortaya çıkar ve Aqua Sexuous'u hem çiçekli hem de hafif putları bir yapıya dönüştürür. Bir saat sonra Aqua Sexuous'un buketindeki çiçekler açmaya başlar ve artık kokuyu tamamen çiçekler devralabilir diyebilirim size. Denizin ozon kokusunun inceliği bu parfümün en iyi yanlarından bir tanesidir arkadaşlar. İncir notasını sorunsuz bir şekilde ilerlediği gerçeğini de unutmamak gerekir. Normalde ben incir notasını çok sevmem ama bu parfümde gerçekten çok yerine kullanılmış diyebilirim. Ben bile rahatsız olmuyorum ve çok mutlu ediyor beni. Ve şu ana kadar kokladığım en iyi incir notalı parfüm diyebilirim koku için size. Orta notalara da kısa bir özet geçecek olursak, kalp notalarında nane, okaliptus, deniz notaları, mimoza, beyaz çiçekler ve incir notaları vardır. Aqua Sexuous'un en çekici yanına gelecek olursak arkadaşlar, en çekici yanı alt notalarında yatıyor. Bu kokunun son kısmı insanlarda çok farklı etkiler uyandırabiliyor. Bazı insanlar son kısmını temiz bir yapıya sahip olarak hissederken, bazı insanlar ise biraz daha hayvani yapıya sahip olarak hissedebiliyorlar bu kokuyu. Burunlarımızın kokuyu bu kadar farklı algılaması gerçekten çok ilginç. Bu parfümde özellikle çok şaşırtıcı tepkiler alabilirsiniz. Parfümün alt notalarına geldiğimizde labdanum, ambergris, sedir ağacı, gayak ağacı, oakmos ve mis bulunmaktadır. Bu karışım bize
müthiş bir toprak kokusunu çağrıştırabilir arkadaşlar. Parfümü yapan kişi kim? Benim yani bu kadına ben aşık oluyorum artık ya, parfüm yapan kişiye. Parfümcü meşhur Cecil Zorakan tarafından imzalanmıştır. Bu kadının yaptığı tüm parfümleri çok seviyorum arkadaşlar. Hatta şu anda kelimi arkaya atabilir miyim? Bakayım bir de. Attım ama bir şey gelmedi elime. Aha buldum valla. Size ne göstereyim arkadaşlar? Bu kadının daha önce bir tane videomda bahsetmiştim değil mi? Bir parfümüne aşık oldum diye. Jovoy Remember Me arkadaşlar. Efsane bir koku. Mutlaka herkesin dolabında olması gereken kokulardan bir tanesidir. Benim ne kadar Dior Homme Intense hastası olduğumu hemen hemen herkes biliyor. Bu parfüm onun yerine alabilir diyebilirim ya. O derece seviyorum artık bu kokuyu. Cecil Zorakan'ın yaptığı bütün parfümlere bayılıyorum. Çok ayrı bir havası oluyor. Öyle yani, dipnot olarak onu da belirteyim dedim. Az önce bahsettiğim gibi nane ve incir notaları belli bir şekilde ortalara kadar kendini hissettiriyor. Bu parfümü kullandığımda aldığım hissi size biraz tarif etmem gerekirse, şöyle düşünün, ağaçlarla çevrili bir sokaktasınız ve bir çeşmenin yanında bir kafede oturuyorsunuz. Garip bir şekilde akan suyun havasını veriyor bu parfüm size. Bayan Zorakan bunu nasıl başarıyor bilmiyorum ama bunu Remember Me'de de yapmıştı aynı şekilde. O süt temalı kokuyu nasıl o hale getirmişti anlamış değilim. Ama gerçekten Cecil Zorakan çok güzel dokunuşlar yapıyor ve parfümü çok acayip yerlere götürebiliyor. 12 saate kadar kalıcılığa sahip olan parfüm yaz aylarının için özellikle deniz tatilini sevenler için biçilmiş kaftandır diyebilirim arkadaşlar size. Aqua di Parma'nın Fujio di Amalfi'sini, Kilian'ın Bamboo Harmonisi'ni, Elizabeth Arden'ın Green Tea'sini, Tommy Hilfiger'ın Tommy Girl'ünü seviyorsanız bu parfümü kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Bu parfümü ben nereden temin ettim? Bu parfümün muadilini PRS firmasından temin ettim arkadaşlar. Ve kesinlikle denemenizi isterim oradan. Hani bazı parfümler vardır, unisex geçmesine rağmen çoğu zaman kadın ya da erkek kullanımına daha uygundur derler ya. Bu koku öyle değil arkadaşlar. Kadınlar da erkekler de bu parfümü çok rahatlıkla kullanabilir. Kadınlar da erkekler de bu parfümü çok rahatlıkla kullanabilir. Dedikten sonra unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızda arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.